dolandırıldım. 203 bin lira para dolandırıldım. İbanlarına attırıldım. Bir saat beni hipnoz ettiler. Beni arayıp işte eşimin savcılıkta ifade verdiğini, kimliklerinin teröristlerin eline geçtiğini, 5 tane banka kartı ve çocuklarımın adına, benim adıma, eşimin adına kimlik kartları çıkartıldığını, savcının özel kalemim diye beni kandırdı. Bir miktar param var ama kasanın anahtarı bende değil dedim. Eşimle görüştürüyor gibi beni görüştürdüler. Ben de o istikamette gittim. Onların tavsiyesiyle araba gönderelim dediler. Hayır, taksiye bindim, geldim. Kuyumcuda şey yaptım. Birinci kuyumcu beni uyardı. Ama telefonumu kapatmadığım için, onlara bağlı olduğum için paranın bir miktarını, aklımda bir şüphe vardı, bozdurdum altının. Sonrasında az olduğunu, işte bunun şey olmayacağını, akşama tekrar paranın, altının bana döneceğini söyleyerek ikinci kuyumcuya geçtim. Oradan da bana bir IBAN numarası verdiler, bir isim verdiler, Muhammed Yalçıntaş diye. O IBAN'a o parayı gönderdim ama Kırıkkale'nin kuvvetli emniyeti işleri güçleri rast kessin. Onların sayesinde paralarıma bloke kondu, hemen emniyet haberdar oldu ve onların başarısıyla ben de gurur duyarak bir öğretmen olarak param da döndü. Polisim, savcıyım diye ve bize şuraya para getir, şu IBAN'a para getir veya para at, para bozdur, tanıdık kuyumcuya gitmememi ısrarla söylüyorlar. Öyle yere gitmemelerini tavsiye ediyorum. Tavsiye değil, genellikle uysunlar yani. Bugünkü yaşadığım olay, emniyet adına çok gurur duydu. Bu kadar şey oldu. Herkes benim gibi şanslı olmayabilir. Bütün param da gidebilirdi. Kırıkkale Emniyeti'nde özellikle kutluyorum. Çok da yardımcı oldular.